Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselam ala seyyidil mürselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere iman nimetini, Kur'an nimetini, İslam nimetini ve Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine ümmet olma şerifini bahsettiği için kendisine sonsuz hamdü senalar olsun. İnsan devamlı bu hamd üzere yaşamalıdır. Onun için abdestle başlanırken eskiden beri duyduğumuz dualardan elhamdülillah ala ni'metil iman ala hidayetil islam ala tevfikir rahman, yani abdest alırken insan Allah'a hamd ediyor, ne diye? Allah bana iman nasip etti diye, İslam'a hidayet etti diye, Rahman beni muvaffak kıldı diye hamd ederek başlıyor mesela. Bunlar hep bir şuur meselesidir. Derslere başlanırken de böyle. Evvela ben niye buradayım? Niye bu sohbeti dinliyorum? Herkes nelerde, nerelerde ne dinliyor? Ben niye burada bunu dinliyorum? Evvela buradan bir gir bakalım. Cemaziyel evvelini, işin başını bir düşün bakalım. Niye başkaları bunları dinlemiyor, ben dinliyorum? Çünkü benim imanım var. E dinlemeyen imansız mı? Haşa, onu demek istemedik. Ama mesele nedir? Benim imanım beni buna sevk ediyor. Onun imanı onu buna sevk etmiyor. Demek ki benim imanımda bir derece daha ne var? Efendim, kemal var. Ne demek kemal var? Yani beni iman ne yapıyor? Bir işe koşuyor. Mesela bana namaz kıldırıyor, bana abdest aldırıyor, bana oruç tutturuyor, bana zikrettiriyor. Beni sabah namazına kaldırtırıyor. Ama öbürünün imanı ona o işleri yaptıramıyorsa tabii ki onda bir noksanlık var. Gavur olmaz ama namaz kılandan kılmayan da bir olmaz. Allah Teala Celle Celaluhu öyle buyuruyor. İyi işler yapanlarla kötü işler yapanlar bir olmaz. Maalesef bile amavil basayır. Körle gören bir olmaz. Vela zulmat vela nur. Karanlıklarla nur bir olmaz. Vela zul vela harur. Gölgeyle hararetli sıcak yer bir olmaz. Maalesef bile hiya vela lemmat. Ölülerle diriler bir olmaz. Öyle mi? İyi amel işleyenlerle kötü amel işleyenler bir olmaz. O zaman herkesin imanı bir olmaz. Şimdi biz niye hamd ediyoruz? Allah bize iman nasip etti, Kur'an nasip etti, hidayet verdi, lütfu keremiyle bizi bu yola ulaştırdı, bize kendisini tanıttı, kendisinden haberdar etti, bize kendisinden bahsettiriyor, bu mektubat dersleri, itikat dersleri, imanımızla alakalı, Allah'ımızın varlığıyla alakalı, birliğiyle alakalı, sıfatlarıyla alakalı. Bugünkü derste sıfatlar konuşulacak. Sıfatlarıyla alakalı efendim ilimlerden bahsettiriyor. Bunlar öyle büyük ilimler ki bunlar uzaya çıkmaktan mühim. Efendim gezegende bir şeyde uzayda efendim fezada bir gezegen, yeni bir gezegen tespit etmekten mühim. Çünkü Allah-u Teala öyle bir emir vermemiş. Ama beni tanıyın diye emir vermiş. Benim sıfatlarımı bilin diye emir vermiş. Sen şimdi emredilen işi yapma, üzerine lazım olmayan işler yap. E sen teknolojiye karşı mısın? Ya ben teknolojiye karşılığımdan demiyorum ki. Sen Allah'ı bil, ondan sonra her şeyi bil. Ta Rabbini bilmeden kalkıyorsun, Mars'ta bilmem hayat arıyorsun. Buradaki hayatın da bitmek üzere. Yakında Ezrail Aleyhisselam kırtlağını sıkacak. Ondan sonra dur hele ben daha Mars'ta şeyi keşfetmedim desen seni bırakmayacak. Sen hemen mezara iner inmez bu sualler sana sorulacak. Rabbin kim? Bir insan ölür ölmez cevap veremediği anda yandı bitti, artık dünyaya gelmesi de yok, telafisi de yok, geri dönüşü de yok, bir şey yok. Şu sayılı nefesler, bir de ecelimiz de bildirilmemiş, bu da acayip bir durum. Şu vakit öleceksiniz, bu da bize bildirilmemiş ki pay ayırsak da, yani ölümüme 5 sene kala ben tam bu İslam'ı böyle güzel bir kavrarım, tatbik ederim diye bir pay ayırsak 5 sene, 10 sene diyelim. Böyle de bir şey yok. Her an bu kadar insan ölüyor.
Bugün yine yüz binlerce insan dünyanın nerelerinde öldü ve gömüldü. Bu gece Allah'ın huzurunda ilk geceleri berzah alemine geçtiler, göçtüler. Ara geçit dönemine girdiler. Tam dünya değil, tam ahiret değil. Berzah, köprü mesafesinde. Mesabesinde. Peki, şimdi bunlara neler soruldu, bunlar ne cevap verebildiler, nasıl veremediler veya azapları mı var? Bu nedir bu şimdi durum? İnsana lazım olan nedir orada? Bunlar dururken şimdi sen burada efendim maç kaç kaç, şu dizinin sonucu ne oldu, şu şuna kavuştu mu, şu şunla barıştı mı, şu şundan ayrıldı mı, komşu ne yaptı, şu ne yaptı, bu ne yaptı, ne kadar lüzumsuz şeyler ya. Ne kadar gereksiz şeyler ya. Yazık değil mi bu insana ya? Niye yanlış yönlendiriliyor bu halkımız bizim ya? Neye özendiriliyor, nelere özendiriliyor, ne? Neleri izlettiriliyor? Milletin gözü gidiyor, gözünün gittiği yere kalbi de gidiyor. Kulağının gittiği yere kalbi de gidiyor. Men lem yemlik aynehu feleysel kalbi indehu. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Gözüne sahip olamayan kalbine hiç sahip olamaz. Çünkü bu göz, kulak, efendim duyular ne yapıyor? Kanallar halinde kalbe akıyor. Kalp havuz gibi. İnsan gördüğünü düşünüyor, duyduğunu düşünüyor, hissettiğini düşünüyor. Sıcaklık olsa kalp onunla meşgul oluyor. Yandım diyor, dondum ve bunlar akıl, fikir, kalp, beyin bunlar birbirlerine irtibatlı. Ama bunlar duyular vasıtasıyla meşgul ediliyor. Onun için şimdi siz kiminiz radyodan dinliyorsunuz, kiminiz internetten yüzümüzü de görerek izliyorsunuz. Yüzümüzü görmekte de çok bir sevap, hayır var demiyorum. Ama bazı insanlar görsem daha iyi anlarım. Yani görürsem daha iyi anlarım düşüncesindedirler. Ve bunda da haklılık payları da var. Görmenin etkisinin fazla olduğu inkar edilemez. Onun için onlar da tabii meşru bir surette o haklarını kullanıyorlar. Ama ne yapıyor? En nihayetinde gözle görülen ve kulakla duyulan bu ilimler kalbe dökülüyor. Ondan sonra kalp Allah'ını bilmek, bulmak arayışına giriyor. Ya ben bu sıfatları hiç ezbere bilmiyorum, saymadım, etmedim diye düşünüyor, taşınıyor. Ondan sonra çoluk çocuğunun durumuna dertlenmeye başlıyor. Bakıyorsun çocuk 15 yaşına gelmiş, Allah'ın sıfatını sayamaz bir durumda yani. Yavrum Allah hakkında ne biliyorsun desen bir dakika konuşamayacak bir durumda. Ama artistlerden, futbolculardan, kimlerden, nelerden ne konuşursan efendim saatlerce efendim, mevzu yapacak. Bütün televizyondaki diziler hakkında malumat verebilecek durumda. Ama Allah hakkında hiç bir dakika, iki dakika arka arkaya laf konuşamayacak kadar tutuk vaziyette. Bu ar değil mi, bu zül değil mi, bu yazık değil mi, bunu doğurduk bunları şimdi cehenneme odun mu olsunlar? Bundan biz mesul değil miyiz? Allah'ımız ya evledine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey inananlar, önce canlarınızı sonra hanımlarınızı, çocuklarınızı ateşten koruyun. O cehennem ateşi ki ve kudü ennâsü vel hicâra. Onun tutturağı, çırası insanlarla taşlar olacak. Kibrit taşları, o kükürt. Kükürt herhalde çok şey oluyor, yanıyor. Kibrit yani. Onun taş olarak bildiğimiz kibritin böyle tabakalarını düşünün. Taş, kaya gibi. Cehennem onlarla tutuşuyor. Her taraf barut. Bir de tabii Allah'ın gazabı tecelli ediyor. Ayrı mesele zaten. Esas yakan odur. Bir taraftan da insanlar onun çırası oluyor. Onun için efendim çocuk sabah namazında camiye giderken büyüklerden birisi onun telaşlı koşuşturmasını görünce yavrum evladım daha sana namaz farz değil, ne bu acele telaş deyince ne diyor? Olur mu efendim diyor çocuk. Evvelden çocuklar böyleymiş. Tabi seviye düşünce, babanın seviyesi düşünce çocuğunki daha düşer. O yüksekten alçalma meselesidir. O zamanki babalar neydi? Tabi çocuk da buydu. Diyor olur mu diyor. Ben geçen gün gördüm diyor, efendim annem diyor, büyük odunları tutuşturamayınca küçük çalılarla tutuşturdu diyor. Bizi de sonra diyor cehenneme çalı çırpı yapmasınlar diyor. Yani o büyük zat ondan ders alıyor. Veyahut da bir tane çocuğun yine kıssasında ne diyor? Diyor ki benden daha küçüğü dün defnedildi diyor. Bir çocuğun ölmesinden ibret aldığını beyan ediyor. Koruyun çoluğunuzu, çocuğunuzu ateşten. Ki onun tutturağı, yani çırası insanlarla taşlardır. İnsanlar, kafirler, taşlar da kükürt, işte kibrit taşları dediğimiz o çok yanıcı maddesi olan, efendim,
taşlar. Aleyha, o ateşin üzerinde görevli melaiketün, melekler vardır. Bu Tahrim suresi olacak. Ayet okuyorum size. O cehennemin üzerinde görevli melekler vardır. Baş görevlisi 19 tanedir. Aleyha tis'ate aşar. Başka ayet-i kerimede onda görevli 19 melek var. Ama o 19 zebani dediklerimiz, Kur'an'da o da var. Sened'üz zebaniye. İkra suresinde zebaniler olarak onları biz çağıracağız. Ebu Cehil taraftarlarını çağırıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Efendim namaz kılarken saldırmak için, üzerine pis işkembe atmak için, secdedeyken falan. Mevla da ne buyuruyor? Efendim çağırsın o adamlarını bakalım. Übey ibn Kalflerini, ondan sonra Velid bin Mughirelerini, ondan sonra tefsirlerden yaza 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 gavurların adını da ezberledik. Nadr ibn Harislerini, efendim dolu kaşerlenmiş gavurlar. Çağırsın onları bakalım. Sen ne diyorsun zebaniye? Biz de zebanileri çağıracağız. E nasıl dayanacaksın? O melekler gılavun, çok katı ve sert. Kabalıktan hoşlanıyorlar. Merhamet damarları sökülmüş, alınmış. Şidadün, çok şiddetli, sert. Ve şöyle anlatılıyor ki, bir adam cehenneme atılırken öyle bağıracak, öyle feryat edecek, öyle çırpınacak ki diyor, zerre kadar merhamet yok. Şu anda mesela dünyada çok katlar, çok zalim insanlar var, Allah'ın yarattığı haccacı zalimlerden tut. Neler neler geldi geçti. Milyonları doğradı, gözünü kırpmadı. Öyle adamlar geçti tarihte. Ama diyor ki yine insandır, zerre kadar bir merhamet hissi var. Bazı kere mesela çocuğunu acıyor, o da bir sevdiğini acıyor. Ama diyor cehenneme atılırken bir adamı diyor zerre kadar merhameti olan, ki herkesten bir merhamet Allah koymuş kendine göre, onu atamaz o bağırmaktan diyor. Ama bu meleklerden Allah merhameti çekmiş almış, o bağırdıkça bunlar zevk alıyorlar. E Allah öyle programlamış onu. İşte katı melekler, sert melekler. Bir tanesi omuzunda 70 bin kişilik ümmeti topluyor. Omuzları arası. 70 bin kişilik ümmeti, bir ümmeti bir kere de cehenneme efendim atıyor, çekiliyor. Sonra da ateşten bir dağ. Dağ, Uludağ gibi dağ. Ateş yanıyor böyle. Hani var ya yanar dağlar, bazı kere lavlar fışkırttığı zaman da kıpkızıl akıyor böyle dere gibi. Haberlerde falan rastlıyoruz. Dağ ateş. O dağı da o meleğe bir şey yapmıyor. O dağı da üzerlerine atıyor. Arkadan peşlerine. Kapatıyor üzerlerine. La yasunallahu ma amarum. Allah'ın hiçbir emrine karşı gelmezler. Vefalun ma yumarun. Ne emrolunuyorsa onu yaparlar. Böyle melekleri var o ateşin. Korkun o ateşten. Koruyun çoluğunuzu, çocuğunuzu o ateşten. E neyle koruyacaksın? Mübarek çelik yelekle mi korunacaksın? Hangi zırha gireceksin? Allah Teala buyuruyor, estaizu billah. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. Şimdi dünyada gavur olursanız, inkarcı olursanız, o gün hangi kaleye gireceksiniz, hangi kalkanla sığınacaksınız, sipere gireceksiniz ki, o öyle bir gün ki yeni doğmuş bebekleri pirifani ihtiyar yapıyor. Çocuk olarak gömülen, mahşere kalktığında yaşlı gibi kalkıyor. Niçin? Sura üfürülmesinin ve efendim mahşere çıkışın fezainden, dehşetinden, korkusundan çocuk yaşlanıyor. Bir anda bembeyaz oluyor. Siz bugün de hangi kaleye gireceksiniz? Allah'ın vaadim yapılmış, bitmiş bitir. Ben bir şey söz verdim mi yapılmış, bitmiş bilin Allah buyuruyor. Bu size öğüttür, vaazdır. Dileyen Allah'a varan yolu tutsun. Allah'a varan yol bu yoldur. Ehli sünnet ve cemaat yoludur. İman, abdest, namaz yoludur. Kur'an, zikir yoludur. Haramlardan sakınmak yoludur. Yol budur Allah buyuruyor. Kurtuluşu yok. Koruyun. Dağlar taşlar ibret aldılar. Bir muharebede sahabe-i kiramdan biri dedi ya Resulallah çok susadım.
su bulabilir miyiz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme her dertlerini anlatıyordular. Gözü çıkan geliyordu, mübarek gözünü yerine takıyordu, eskisinden iyi görüyordu. Kolu kopmuş, ayrılmış, bir deri tutuyor, onu da acilisine dayanamamış, basmış, çekmiş Bedir'de, onu hemen getiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve takıyor, bismillah, bir tükürüyor mübarek, eskisinden sağlam oluyor. Öbürü gelmiş, kılıcım kırıldı, ya Resulallah ben neyle savaşacağım? Ona bir odun veriyor, odun. Al bundan savaşacaksın diyor. O odun iki tarafı keskin bir kılıca dönüşüyor. Hala o sahabenin torunları onu ne zaman saklamışlar yıllarca. O kılıç ne işler görüyor? Kaç tane böyle sahih hadisler bunlar. Hiçbiri hurafe değil. Siz bakmayın öyle. Eski Diyanet reislerinden biri de dedi ki peygamberi kırıkçı çıkıkçı yaptılar yahu dedi. Peygamber ne uğraşsın o işlerle diyor. Ya kardeşim ayet var, hadis var, sen ne diyorsun ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerini sen nasıl inkar ediyorsun? Bu hususta ciltler dolusu kitaplar yazılmıştır. Beyhakî Delâil-ül Nübüvve yazmıştır. Ebu Nuaym Delâil-ül Nübüvve yazmıştır. Bunca hadis alimleri peygamberin mucizelerine kitaplar yazmıştır. Efendim, gözü yâde olan kulağı, efendim eli takılan, ne hastalıklardan ya? Ölü dirildi ya, Cabir'in oğullarını diritti. Evine gitti misafir, Cabir'in iki oğlunu diritti. Dürr-ü Meknun kasidesi var. Ben onu tercüme ettim. Ondan sonra ona bir şerh yazdım. O Dürr-ü Meknun'un şerhini alın. Biraz peygamberinizden haberdar olun bakalım. Neler yapmış? İmam-ı Azam Efendimiz yazmış onu. Ben de onun tabii şiir olduğu için izahı gerekiyor. İzahlarını yaptım. Kaynaklarını yazdım. Gidin bakın, kaynakları var. Şimdi geliyor işte, her şeylerini istiyorlar. Dediler ya Resulallah çok susadım, nasıl su bulabilirim? Buyurdu ki git şu dağa benden selam söyle. Varsa onda bir su sana çıkartsın, göstersin size bir yerden. Gitti o zat. Selamu aleyke eyyüel cebel. Ey dağ, selam olsun sana dedi. Dağdan ses geliyor, cevap geliyor. Dağ konuşur mu? He? Yahu Kur'an'da emir var. Ya cibâl evvibî me'avvut tayr. Ey dağlar, Davut kulum işrak saatinde zikir yaparken siz de onunla zikir tekrarı yapın. Davut aleyhisselam sabaha kadar zikrediyordu. İşrak vakti biraz gevşeklik geldiği zaman Allah ona dağların tesbihini işittiriyordu. Dağlar devamlı tesbih yapıyor da biz işitmiyoruz. Yoksa istediğimi işittirir. Dağların tesbihini bir işittiriyordu, bir feyiz geliyordu, bir ayılıyordu. Bakıyordu dağlar zikirde, tesbihte, o da uykusu kaçıyordu. Kuşlar, Davut kulumla beraber zikir tekrarı yapın. Ayet bu. Dağ konuşur mu? Tesbih ediyor. Dağ ne dedi? Esselamu aleyk. Ya Resul-i Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. O dedi ki baştan dedi ey cebel, ey dağ, selam olsun sana. Er-Resul yakravuke selam. Resulullah sana selam söylüyor. Efendim, bana su vereceksin, bir suyun varsa öyle buyuruyor. Dağ da dedi ve aleyke selam. Ya Resul-i Resulillah, ey Resulullah'ın elçisi. Selam olsun sana. O ateşten kendinizi koruyun ki onun çırası insanlarla taşlar olacak. Ayeti indikten sonra ağlamamdan kurudum, bende yaş kalmadı, su kalmadı diye. O dağlardaki taşlar yuvarlanıyor, neden? Oradan ırmaklar çıkıyor, neden? Hoca efendi, sen çok hurafeler anlatıyorsun. Senin vaazların, kıssalar, hikayelerle dolu. Vallahi ben ayet okuyorum. Okurum ha! Allah'ın izniyle. Ne buyuruyor estaizu billah? وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا تَفَجَّرُوا مِنُ الْاَنْهَارِ Taşlardan öylesi var ki onlardan ırmaklar fışkırıyor. Ondan sonra ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَيَكَ الْحِجَارَةِ اَوَشَدُّ قَسْوَةِ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا تَفَجَّرُوا مِنُ الْاَنْهَارِ Sizin kalpleriniz o kadar katılaştı ki taş gibi oldu diyor Yahudilere. Taştan da katı oldu diyor. Çünkü öyle taşlar var ki onlardan ırmaklar çıkıyor. Bakara suresi. وَاِنَّ مِنْ عَلَمَا اَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءِ Taşlardan öylesi var ki yarılıyor, çatlıyor, içinden su çıkıyor. وَاِنَّ مِنْ عَلَمَا يَهْبِضُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Taşlardan öylesi de var ki Allah korkusundan kendini yukarıdan koy veriyor, atıyor. Seyelan heyelan diyorsunuz adına. Dağ, taş yere iniyor. Dağın tepesinden, zirveden aşağı iniyor. Orada gitsen 50 kişi çeksen kıpırdatamazsın. Bir de baktın kaya kendini attı aşağı. Allah diyor ki benim korkumdan taş yuvarlanıyor diyor. Sen ne zannediyorsun ya?
Biz bir hadis rivayet ediyoruz, bir şey okuyoruz. Hemen zannediyorsun ki belede şey olur. Olmaz mı Hasan ayet? Kur'an-ı Kerim'de bütün ilimlere deliller var. Ama iyi bilmek lazım. وَمَاللّٰهُ بِغَافِلْنَ عَمَّا تَعْمَلُونَ Allah sizin yaptıklarından asla gafil ve habersiz değildir. Onun için kendimizi de, ailemizi de, çoluk çocuğumuzu da o cehennemden korumakla görevliyiz. Cehennemden korunmanın ilk yolu itikadı, inancı ehli sünnete göre düzeltmekten geçer. İmam Rabbani Hazretleri hep bunun üzerinde durur. Evvela itikadı düzeltmek, doğru inanç, sonra düzgün amel. Ne kadar salih amel olsa zaten doğru inanmadan o amel salih olmaz, salih gibi gözükür. Yatar kalkar namaz kıldı zannetersin. İmanı yoksa hepsi boştur. Evvela itikadı düzelteceğiz. Ne demek bu? Ateşten korunacağız. Hangi kaleye gireceksiniz diyor. Sen buradan Allah'ın sıfatlarını bilmeden, isimlerini bilmeden, Allah hakkında neler düşünülebilir, caizdir, neler düşünülemez, caiz değildir bilmeden, efendim Allah-u Teala hakkında ileri geri hükmederek, kendi kafandan efendim uydurarak, Allah adına hükümler vererek, fetvalar vererek, iftiralar yaparak Allah'a, çık git ahirete. Ne olacak senin sonun? Tabii bir kale bulamazsın. Girecek. Cehennemden korunacak. Ateş seni çöker alır. Zebaniler tutar çeker. Ama burada ehli sünnete göre şu imanını düzeltir de kurtarabilirsen, inşallah cehenneme haram olursun. Ateş yakma bunu buyurulur. Senin hakkında cehenneme yasak gelir. Cehenneme girme yasağın olur. Ya öyle kullar var ki cehenneme girmeleri yasak, öyleleri de var ki cennete girmeleri yasak. Ya. Biz cehenneme girmeleri haram olan kullardan olalım. Şu haram aylar hürmetine, şu anda haram ayların tam ortasındayız. Üç tane haram ayın, Zülkade geçmiştir, Zülhicce'nin ortasındayız, 16 gibi değil mi? Bayramdaza, bayram 10. gündür. 4 de öyle geçti, 15, tam ortası. Bundan sonra ne var? Şöyle bir 45 gün daha haram ay devam edecek. Bundan sonra bu sene sonu, hicri yılımız bitiyor. Hayırla biter inşallah. Muharrem'in birinde, nasipse şimdi dualarından bir şeyler yine ilan edeceğim. Muharrem'in birinde de hicri yılbaşımız var, Allah kavuştursun inşallah. Muharrem'de haram ay biliyorsunuz. Bu aylara Allah hürmetli kıldı, değerli kıldı. Hac vazifeleri, ibadetleri, kurbanları bu aya koydu. Muharrem ayında Aşura günümüz var, gecemiz var. Çok kıymetli mevsimlerdeyiz. Haram aylar hürmetine Allah Teala bizlerin de canımızı, etlerimizi, derilerimizi, boyunlarımızı ve sevdiklerimizi cehenneme haram eylesin. Amin. Evet, diyen dilleri nar-ı cehiminden azat eylesin. Amin. Bak eski hoca efendilerden, Efendi Hazretlerimizden de tabii esas ondan hep bize geliyor da tabii o da geçmiş büyüklerinden tevarüs ediyor bu duaları. Amin diyen dilleri Allah nar-ı cehiminden azat eylesin. Ne demek? Yani o dile cehennem ateşini değdirmesin demek. Bunun değmemesi için burada buna Allah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, vallahu ekber. Bu zikirlerin değmesi lazım ki cehennem değmesin. Ama bunlar da laklakay lisan kabilinden değil de inanarak okunulsun, inanarak itikadle zikredilsin, fikredilsin, tefekkür edilsin. Ben niye yaratıldım, niye bu aleme geldim, neciyim, nereye gideceğim? Ben böyle boşu boşuna mı yaratıldım? Bu hayat zayi edilir mi? Bu sermaye tüketilir mi? Bu para, efendim ömrün olsa çok para kazanırsın ama efendim ömrün olmazsa bütün paralardan bir nefes alamazsın. Bu bütün paralardan daha değerlidir. Şu anda bir adam dünyanın en zengini olsa ona deseler ki 500 nefes, 1000 nefes, 1500 nefes fazla alacaksın ama bu malları senden alacağız deseler ben öldükten sonra ne yapayım? Arap öldükten sonra pilavı göğsüne dök. Adam da der ki ben 5-10 nefes daha rahat alayım da ne yapalım? Alın malları ölüyorsak ne yapacağız daha bunları? Böyle der. Hatta çoluk çocuğuna bile bırakmayı düşünmez. Ya bütün malın gidiyor, çoluk çocuk aç kalacak. Bana ne, ben mi öleyim kardeşim der. Ben mi öleyim der yani, bunları zengin bırakacağım diye. Ben mi öleyim? Bir nefes yaşayayım der. Ne kadar kıymetli bir sermaye bu nefesler, bunları tüketmeyelim. Hep ilim meclislerinde, zikir meclislerinde, dünya işlerimizi kazandıktan sonra, helalından meşru geçimimizi teminden sonra, biraz da kanaat lazım, fazla harcarsan fazla çalışman gerekir.
El-iktisat fin nefaka nisul maiş. Geçimin yarısı nedir? Harcamayı idareli yapmaktır. Yani iktisatlı efendim harcanırsa fazla çalışıp kazanma ihtiyacı da azalır o derecede. O kalan vakitlerde nereye harcanır? İlme, amele, ihlası, tahsile harcanır. Böylece hem dünya mamur olur hem ahiret mamur olur. Sonsuz bir hayat hazır olur. Sonsuz bir hayat. Hemen ölümle de gidiliyor. Hiç öyle beklemesi de yok. Yani durak, murak, gişe, mişe, rotar, tehir hiçbir şey de yok. Son nefesi verdin, oradasın. Hemen cennet döşenir, kuşanır sana. Kaçırmamak lazımdır. Şimdi bu mukaddimeleri niye yapıyorum? Yapmasam sizi tutturamam. Çünkü bu dersler ağır dersler. Mektubat ağır bu, itikat mektubu. Bunu da saliha bir kadına yazmış. Şimdiki müftüler anlamaz. Böyle ince bir mektup şimdi var burada. Onun için bu mukaddimeleri yapıyorum. Bu sefer adam diyor ki, bunlar bize ne lazım? Allah Allah. Fuzuli her şeyi seyreder, bir kere demez ki ne lazım? Allah'ın sıfatlarıyla ilgili bir ders gelir, biraz da zor olur, ağır olur, kafasını yormak istemez. Bunlar bize ne lazım? Ya bu ilimdir. Sen Allah'tan bahsediyorsun, sıfatlarından bahsediyorsun. Bu senin her şeyin ya. Rabbim bu senin. Onu ne kadar bilirsen, onu ne kadar tanırsan, onu o kadar seversin, onu ne kadar seversen, o seni o kadar sever. Tanımadan sevgi olur mu ya? İnsan tanımadığında nasıl aşık olacak? Muhabbet edecek. Muhabbet marifete tabidir. Sevgi tanımaya bağlıdır. Ne kadar seversen, tanırsan o kadar seversin. O kadar sevilirsin. Rabbine yakınlaşırsın. En büyük ilim marifetullah'tır. Yani Allah'ı bilme ilmidir. Tabi bunun bir de manevi boyutu vardır. Zikirle, tarikat dersleriyle, seyri sülük vazifeleriyle Allah'ı bilme yollarında da bir de tatbikatlı gidişat vardır. Tabi Allah onu da nasip eylesin, müyesser eylesin. Amin. Ama evvela tabi bu ilk kanadı takmak lazımdır. İlk kanat Ehl-i Sünnet'e göre bir inancı düzeltme kanadıdır. İki kanatsız uçmaz. İkinci kanatta efendim fıkıha göre salih ameller, namaz, oruç gibi vazifeleri yapmaktır. Bu iki kanat takılı oldu mu yine yetmez. Allah'ın da muvaffak kılması yetişirse, tevfik-i refik olursa, yani onu da ne diyelim benzin gibi, onu da ne diyelim mesela iki kanadı var kuşun ama uçamaz her iki kanadı olan. Niye? Allah ona o kuvveti, o hayatı, canlılığı vermezse kanatları da olsa yerinde durur. Allah'ın muvaffak kılmasıyla beraber manevi aleme uçuş nasip olur inşallah. Ama kanatsız ise hiç bu uçuşu efendim gerçekleştiremez, başlatamaz. Onun için ilk kanatla uğraşıyoruz. Daha biz neyle uğraşıyoruz? İtikat kanadımızı, cenahımızı bir efendim güçlendirmek hususunda bu dersleri okuyoruz. Velev Teala, Allahu Teala için vardır. Ona mahsustur, ona aittir. Sıfatün, sıfatlar. Kamiletün, kamil demek tam olgun demek. Bunun zıttı nedir? Nakıs. Nakıs ne demek? Noksan, eksik. Kamil ne demek? Mükemmel, eksiksiz. Şimdi minel hayati mesela hayat sıfatı. Hayat ne demek? Hayat dirilik demek. Allah'ımızın sıfatlarından ne geliyor? Hayat sıfatı geliyor. Şimdi bizde de hayat sıfatı var mı? Var. Biz diri miyiz şimdi? Diriyiz. Kabirde yatan ölüde hayat sıfatı var mı? Yok. Bu direkte var mı hayat sıfatı? Yok. Bunda vücut sıfatı var mı? He? Direkte vücut sıfatı var mı? Var. Vücut ne demek? Var olmak. Bu da var mı? Var. Ama diri mi? Hay mı? Değil. Şimdi onda hayat. Ama manevi hayatı var mı? O var. Ve min şeyin la yusebbihu bihamd. Her şeyi Allah'a tesbih ediyor diyor. Sübhanallah bihamd diye okuyor. Tabakta, çanakta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elinde tabağı aldı, tası. Sübhanallah ve hamdi, Sübhanallah ve hamdi zikrettiği duyuluyor. Yanında Ebu Bekir var, Ömer var. Rıdvanullah aleyhi mecmain. Ona verdi, o da duydu. Ona verdi, o da duydu. Sahabe diyorlar ki künnâ ne'kulut ta'am ve nesme'u tesbihu. Resulullah'ın sofrasında diyorlar yemek yerken yediğimiz yemeğin Sübhanallah dediğini duyardık. Daha orada gaflet olur mu? Daha o sofrada Allah unutulur mu? Biz
45 dakikalık sofrada bir kere Allah aklımıza gelmeden, ağzımıza gelmeden bitiriyoruz. Yemek tesbih ediyor, tesbih duymuyoruz. Şimdi ama siz onların tesbihini anlamazsınız. Onun için mesela hayvanlarda da, hayvanlarda da diridir de bu direk gibi varlıklar, halı, kilim, araba, efendim, bütün bunlarda da Allah dostlarının anlayacağı bir hayat hakkadiye var. Manevi bir hayat vardır. Çünkü neden o olmasa nasıl tesbih edecek? Ama sizin bildiğiniz manada, yani bizim anladığımız manada bir hayat, bir dirilik yoktur. Ama Allah'ı zikretme manasında bir tesbih anlamında hayatları vardır. Çünkü her şey tesbih ediyor. Her canlı demiyor. Çünkü şey mevcuda derler. Mevcut var olan demektir. Her şey tesbih eder demek, her canlı tesbih eder demek değildir. Her şey tesbih ediyorsa demek her varlık tesbih ediyor. Bu ayetle sabittir. İnkar eden kafirdir. Velakin la tefkavune tesbihum. Niye duymuyorum? Siz tesbihlerini anlamazsınız. Dilleriniz, lügatlarınız değişiktir. Ama peygamberlerden, sahabeden, evliyaullah'tan o tesbihleri duyanlar mevcuttur. Hala da olabilir. Peki, şimdi Allah'ın kamil sıfatları var. Yani hayat sıfatı var. Peki bizde de var mı? Var. Bizdeki nedir? Nakıstır. Ne demek nakıs? Bizim diriliğimiz noksandır. Allah'ın diriliği eksiksizdir. Çünkü bizim diriliğimiz kendimizden değildir. Allah'ımızın hayat sıfatından emanet alınmadır. Bir defa başta evvelinde gittiğimiz zamanda benden 45-46 sene geri gidersen, sizin hepinizin doğduğunuz günden bir geri gidersen veya anne karnında canlandığımızı baz alırsak, orada efendim canlanmadığımız 9 ayda oradan geri çıkarsak ne olur? Hayat eseri, dirilik vasfı bizde mevcut olmaz, bulunmaz. O zaman ne oluyor? Senin öyle bir hayatın var ki şu kadar sene evvel yoktu. Bundan ne kadar sonra sene sonra devam edecek? O da belli değildir. Bir müddet sonra hepimizin hayatı elimizden alınacaktır. Hepimiz mevta olacağız. Allah o gün bize rahmet eylesin. Amin. Şimdi o zaman peki şu andaki diriliğimiz emanettir. Borç alma. Her an zevale maruzdur. Yani şu andaki bu dirilik hepimiz hakkında geçerli olarak konuşuyorum. En sağlıklı sağlam adam bir anda ölebilir mi? Hiç sebepsiz de ölebilir mi? Ya bir sebepsiz derken bir sebep buluyorlar sonra. Yani öldükten sonra bir sebep buluyorlar. Efendim kalbi durmuş. E niye durmuş? Heyecanlanmış. E niye heyecanlanmış? İşte efendim sinirlendirmişler adamı, kızmış. Spazm olmuş falan, damarlar sıkışmış bir anda falan. Tabii ki Allah Azrail Aleyhisselam'a millet lanet okumasın diye böyle sebepler yarattı. Şimdi herkes kansere sövüyor, bilmem ülsere sövüyor. Azrail Aleyhisselam da kurtuldu elhamdülillah. Kimse ona lanet okuyan, çünkü neden? Azrail Aleyhisselam'ı gören de yok. Efendim elini gören de yok. Ondan sonra efendim çoğu da inanan da yok. O inansın inanmasın. O işini yapıyor. Bir sebeple Allah canları alıyor gelleciler. O zaman bizim hayatımız her an gidebilir mi? Telden tutuyor. Kalp dediğin damarlar ne kadar? O kadar küçük bir şeyler ki. İki kere anjiyo oldum evvelce mesela. O seyrediyorsun. Anjiyoda baygın olmuyorsun. Görüyorsun orada damarları. O kalbin böyle atması, damarlar hep gözüküyor. Bir saat falan sürdü birazcık kere. Öyle görüyorsun. Ya bakasım gelmiyor. Zaten bir şeyler okuyorum zaten. Okuyorum orada biraz bakayım diyorum. Ulan bu pat diye durur şimdi. Dur bakmayayım diyor. Yani gösterseler var ya. Sizin eğer ekranda böyle telefonunuza gelse falan böyle bir pil takılsa da kalbinizin atışı matışı heyecanı şeyden heyecandan ölürsünüz zaten durur. Ha bu anında durabilir, bu nasıl bir şey ya böyle? O damar o kadar ince bir şey. Buradan kan gidiyor, gitmedi mi tıkanıyor, kalp ve kan gitmiyor, o da bu sefer pompalayamıyor, bitti. Telden tutuyorsun, ne demek telden? İnsan kablo yapsa kablo daha sağlam olur. Yani daha sağlam olurdan kastım ne? Daha güven verir yani. Kabloyu görürsün. Dersin ki bunun aşınma payı şu kadar sene garanti. Ama o damarın hiçbir garantisi yok. Yani göz görünüşünde bir anda tıkanabiliyor. Allah Allah. Adamın %20 tıkanmış, birden oldu %95. Ya nasıl oldu bu? Bir anda çıkıyor şeyden, anjiyodan manjiyodan %20 diyor, bir müdahale gerekmez. Ondan sonra 3 gün sonra kriz geçirdi.
Bu anı %20'ydi. Bunlar kriz geçirmezdi. Doktora diyorsun ki niye böyle oldu? Diyor ki o anda diyor ya sinirlendi ya bir şey oldu. Peki bir anda kapanabilir mi bu diyor? Kapanabilir diyor. Daha ne konuşuyorsun ki check-up back-up diye. Bir anda kapanabilecek şeyi. Her gün check-up'a mı gireceğiz? Check-up'tan çıktık yine kapanabilir. Nasıl düzelteceğiz bu işi ya? Hayatımız telden tutuyor. Bitti. Onun için diriliğimiz eksik. Vel ilmi, Allah'ın ilim sıfatı var. Allah'ın ilmi ne demek? Bilmek sıfatı var. Bu sıfat kamil midir? Kamil. Hiç eksiği var mı? Yok. Bizde ilim var mı? Var. Bizim ilmimizde kemal var mı? Asla. İlmimiz noksandır. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah ki her şeyi biliyor diyor ayet-i kerimesinde. Her şeyi. Her şeyin içine ne giriyor? Var olan her şey giriyor. Yok olan da giriyor, onu yok olarak biliyor. Var olanı var olarak biliyor. Ne haldeyse o halde biliyor. Onu da yanlış biliyor mu bilmiyor. Biz bildiklerimizin de bir kısmını yanlış biliyoruz. İyi bildiğimiz adam ajan çıkıyor. Kötü bildiğimiz adam evliya çıkabiliyor. He? Zararlı dediğimiz şey faydalı çıkıyor. Karlı zannettiğimiz şey zararlı çıkıyor. İlmimiz var. O bildiklerimizde de isabetimiz tam değil. Bilmediğimiz zaten o bildiğimiz bilmediğimizin zekatı olmaz. O kadar bilmediğimiz var. İnsanın bilmediği şeyleri sayılır mı? Deli postaki sayar gibi. Bildiklerini saysın. Bildikleri sayılıdır. Bilmedikleri saysızdır. Her şeyi biliyor. Allah Allah. Biz hiçbir şey bilmiyoruz desek yeri var. Allah'ın ilmine nispetle. Bizim ilmimiz nedir? Celle şanuhu celle celal. Elem tera innallah ya'lemu ma fis semavati ve ma fil ard. Habibim görmez misin ki Allah göklerde ne var biliyor, yerlerde ne var biliyor, denizlerin dibinde ne var biliyor, dağların altında neler var biliyor, yedi kat yer tabakalarını biliyor, yedi kat gök tabakalarını biliyor. 18 bin alem var, dünya bir tek alem. Bu alemlerde neler var biliyor, ondan sonra fezayı biliyor, uzaydaki biliyor, gezegenleri biliyor, yıldızları biliyor, biliyor, biliyor. Cennete elini biliyor, cehennemi biliyor. Arşı biliyor, kürsüyü biliyor, sidretül müteahhit biliyor, biliyor, biliyor. Elâ ya'lemü men halak. Yaratan bilmez mi Allah buyuruyor. O yaratıyor zaten. Nasıl bilmeden yaratacak? Bilmese cahil olur. Cahil yaratamaz. Bir usta bilmediği işi sanatı yapabilir mi? Yaratan bilmez mi Allah buyuruyor. Onun için ehli sünnete göre Allah her şeyi biliyor mu? Biliyor. Ama işte ehli sünnet dışı fırkalar ne diyorlar bazıları? Mutezilesi, şusu, busu. Diyorlar ki Allah teferruatı bilmez. Niye biliyor musun? Allah ufak işle uğraşmaz manasında. Ama kardeşim bu sefer cahil demiş oluyorsun ya. Yani böyle saçma sapan işler var. Bir tanesi ne dedi? Televizyonda. Ben de rastlıyorum bazı böyle şeylere. Hüseyin Atay. Koca ilahiyatın baş hocası. Ankara'nın. Mutezilenin imamıdır. Bütün hepsini o yetiştirmiş. Şu anda. Belki de emekli olmuştur. Vardır 80. Hem de Ali Haydar Efendi Hazretlerinden de ders okumuş. Sonra gitmiş Bağdat Üniversitelerine bir yerlere işte. Yaşı da çok. Dedeleri falan da şeyh, evliya. Bir de konuşuyor. Ne dedi? Allah'ın ilmi dedi derya gibidir. Deyince dedim Allah Allah. İyi dedi. Yani doğru dedi. Tespite hata olmaz yani. Derya nedir ama? Misal yani veriyor. Bir şey demedim. Meğer bak ne getiriyor peşinden. Sokacak şimdi bir şey. Dedi ki, şimdi dedi derya dedi içinde olan balıkların sayısını bilir mi dedi. Hepsini kaplamıştır ama dedi ne sayısını bilir ne cinsini bilir. Ne onların ne yaptığını bilir. Niye? O derya dedi ya. Ben de zannediyorum ki met ediyor Allah'ın ilmini. Meğer Allah cahil diyor. Diyor ki derya diyor içindeki balıklardan haber olur mu diyor. Olmaz. İşte Allah'ın ilmi de öyledir. Hepsini kaplar ama teferruatını bilmez diyor. Çünkü bu nereden geliyor? Mutezile'nin mezhebi budur. Bir de milletin anlayacağı dilden anlatıyor. Millet de şaşırdı. Şimdi bizim Hacı Nene dinliyor bunu. Şimdi ne dinliyorsun nene sen bunu? Ne dinliyorsun sen? Ne anladın şimdi sen bundan? Ne anladın sen şimdi bundan? Bu televizyonlara çıkanlar dinlenir mi? İşte böyle bir şey konuşur. Ne yapacaksın şimdi? Allah diyor işte teferruatı bilmez. Haşa ve kelle. Halbuki Allahu Teala ne buyuruyor? Kur'an-ı Kerim'e bak. Ve ma teskutu min zaraqatin illa ya'lemuha.
Bir yaprak düşmez ki ben onu bilmeyeyim. Ayete bak. Şimdi bu ayeti okuduğun zaman onu susturur musun? Susturursun ama onu okuyamadığın zaman orada, o da orada konuşur. Ve la habbetin fi zulümatil ard. Yerin karanlıklarına gömülen bir tane. Toprağı eşmişler, içine taneyi bırakmışlar ya, tohumu. Bu kadar topraklarda ne kadar tohum varsa. Ve la ratbin ve la yabis. Yaş kuru ne varsa. İlla fi kitab-ı mübin. Bilmekten öte, kaydım altında, levh-i mahfuzda yazılıdır Allah buyuruyor. Gördün mü Allah'ın ilmini şimdi? Ayetle sabit. E sen koca ilahiyatta hocasın. Bu kadar kitaplar yazmışsın, tefsirler yazmışsın. Bir de meal yazmış zaten. Sığır suresi, Kaya suresi. Efendim, böyle acayip acayip isimler vererekten falan. Şimdi Müslüman uyanık olacak. Herkesin kitabı okunur mu? Herkesin sohbeti dinlenir mi? Biz bütün bu meselenin üzerinde duruyoruz. Aman bu milleti, Lale Gül Efendi'den şu sohbetlere tevcih edin, yönlendirin. Aman kendiniz gelmekle kalmayın. Çoluk çocuğunuzu koruyun o ateşten. İtikadınızı düzgün tutun, sağlam tutun, bozdurmayın. Efendim internetten dinleyebilenler, onlar çevresine haber etsin. Milletin işi çok, geçim derdi sıkıntısı var, bunalımdalar, unutuyorlar günleri, saatleri, vakitleri. Onun için hemen mesaj çekin, 5-10 dakikasından evvel haber verin, aman kaçırma şu dersi. Hidayetin belki bu derstedir, belki bir dahaki derstedir. Her ilimden bir nasip al, bir yanlışın vardır, Allah muhafaza. O inançla çıkarsın Allah'ın huzuruna, helak olursun. Adam kaç sene namaz kılıyor, hiç çocuklu buluğa erdiğinden namaz terk etmemiş, ahiretin var olduğunu bilmiyor. İsmaila Camisi'nde Efendi Hazretleri mektubat okuyor. Yatsı namazından evvel, o zaman cemaat çok az. Bir saf, iki saf ya olur ya olmaz. Ama çarşamba eskiden beri şenlik bir kalabalık bir yerdir yani. Merkezidir eskiden beri. Ama bir saf, iki saf. Ben de yetiştim yani ikindilerde iki safa falan yetiştim. Şimdi ben diyor mektubatta okurken İmam Rabbani'nin şu sözü geldi. Ahirete inanmak Allah'a inanmak kadar zaruridir. Yani ahirete inanmasa bir adam, dirilmek yok dese Allah'a da inkar etmiş gibidir. Hiç eşittir. Şu iman şartları bölünmez. Hal böyle olunca diyor caminin ortasından bir adam elini kaldırdı. Hoca efendi ne var? Biz öldükten sonra dirilecek miyiz dedi diyor. Baktım adam 60 yaşlarında diyor. Bu belki de 40-50 senelik iş. Ya dedim amca bana şaka yapma şimdi. Esas mı söylüyorsun? Ya vallahi esas söylüyorum. Kendimi bildim bileli bir namaz terk etmedim ama dirilmeyi de senden işittim dedi ya. Bu kadar cehalet vardır. Allah rızası için milleti uyarın, duyurun, dinletin. Kendin anlatamıyorsan anlatana bir adres göster, adam dinlesin. Para almıyoruz, pul almıyoruz, bir şey istemiyoruz. İmanımızı kurtaralım birbirimizin ya. Mübarek böyle bir yanlış adamı dinleyip Allah şunu bilmez, bunu bilmeze inanırsan ne olur senin ya? Allah'ın sıfatını inkar etmiş olursun. Peki. İlim Allah'ın ilmi. Demin işte okuduğum bir ayet bile işi çözdü değil mi? Bir yaprak düşmez onun bilgisi dahilinde olmadan. Yatağına kaldı şimdi. Vel kudreti, kudret sıfatı. Kudret ne demek? Güçlülük, gücü yetmek. Şimdi bizde de bir güç var mı? Var. Ha şimdi bunu buradan kaldırıyorum. Bu bir güç ister. Felç olsam kaldırabilir miyim? Kaldıramam. Peki o zaman ne oldu? Benim kudretim ne oldu? Nakısal. Niye? Her an felç olabilirim. Bunu kaldıramayacak çok insan var. Peki. Onu da bırak. 40 kilo 50 kilo zor kaldırdım diyelim. 200 kilo verseler kaldıramam. Felç olma lüzum yok ki. Şimdi benim gücüm var ama gücümü aşan bir kiloyu şu anda da kaldıramam. İstediğim kadar gücüm olsun. Ondan sonra efendim. Gücümüz her an zail olabilir. Başka bir dava. Gücümüz her şeye yeter mi? Yetmez. Sınırlı gücümüzün nispetinde biz işler yapıyoruz. Ama Allah Teala ne buyuruyor? Ve hu ala kulli şeyin kadir. O her şeye gücü yetendir. Şimdi her şeye gücü yeten bir tane daha var mı? Yok. İşte onun kudreti ne oldu? Kamile. Eksiksiz. Bizim güçler ne oldu? Nakısa. Yani noksan. Bizim hepimizin gücü sınırlıdır, noksandır. Zaten hayat gitti mi hepsi gider ama hayat varken de gücümüz sınırlıdır. Çünkü biz şu anda diriyiz ve gücümüz var nispeten ama hep sınırlıdır. Şundan ileri geçmez, bundan ileri geçmez. Şundan ileriyi taşıyamaz. Bundan fazlasına dayanamaz. Açlık ne kadar dayanacağız?
Susuzluğa kaç gün dayanacağız? Oksijensizliğe ne kadar dayanacağız? Hadi gücünü koy ortaya bakalım. Gücün biter, pilin biter. Allah'ımızın her şeye gücü yeter. Yapamayacağı bir şey yok. İstediğini yapar. يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ بِقُدْرَتِهِ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ بِعِزَّتِهِ Ululuğuyla dilediği hükmü verir, kudretiyle de istediğini yapar. Bu Allah'tır Celle Celaluhu. Ortağı yok. Ne demek ortağı yok işte? Bir tane daha o güçte yok. Kudret. Amma ve lakin yalan yanlış uyduruk sorular sorarlar. İşte Allah kendi kaldıramayacağı kadar kaya yaratabilir mi? Ya ne delil bir şey bu soruya. Ya yaratamayacağı bir kaya yok ki. Kaldıramayacağı bir kaya yok ki. Nasıl yaratacak onu? Peki niye yaratamıyor? Ya Allah'ın kudreti muhale taalluk etmez. Ne demek? Allah kendine bir ortak yapabilir. Ya nasıl yapacak? Yaptığı anda zaten o sonradan olmuş oluyor yani. Sonradan olan nasıl kadim olana ortak olacak? Hadis kadimle nasıl baş edecek? Mesele nedir? Bir şey Allah'ın ortağı gibi haşa. Allah'ın kaldıramayacağı kaya gibi haşa. Bu gibi şeyler nedir? Muhaldir. Muhal ne demek? Allah'ın kudreti böyle muhallere taalluk etmez. Allah'ın gücü her şeye kadir. Ama buna taalluk etmez. Çünkü neden? Onun kaldıramayacağı bir şey yok ki. Nasıl taalluk edecek ona? Yani bu soruyu sormak baştan zevaildir, batıldır. Bu soru esassızdır. Temelsizdir, dayanaksızdır. Böyle soru olmaz. Ama sen de Allah Uludağ'ı kaldırabilir mi yerinden? Oho! Ne Uludağ'ı ne? Efendim Himalaya'sı ne en yükseği? Toz uçurur onu. Her şeye kadir o demek. Vel iradeti irade sıfatı. İrade ne demek? Arzu etmek. Bizim irademiz var mı? Vardır. Noksandır irademiz. Çünkü irademiz geçersizdir. Yani mesela ben şimdi istiyorum ki havalar ısınsın. Bu iradem bir şey para eder mi? Allah-u Teala irade ederse ki havalar ısınsın. Isınır mı? Isınır. Allah-u Teala murad eder. Murad ettiği şeyi de efendim yapar. Fiiliyata geçirir, halk eder, icat eder. Onun arzusu, iradesi efendim sınırsız. Her istediğini yapabilir. Biz hiçbir istediğimizi yapamayız. Ancak onun istediği kadar. Bizim irademiz neyle mukayyet? Onun irade etmesiyle mukayyet. Şimdi biz bu gece bu sohbete gelmek istedik, arzuladık irade. O murad ederse sebeplerini yaratır, aha biz şimdi buradayız. Ama bazı gelmek isteyen arkadaşlar olmuştur bu gece, şu anda onlar gelememişlerdir. Nedendir? O arada telefon gelir, çocuğun yandı. Ne yapacak adam şimdi, Allah muhafaza etsin. O anda telefon gelir, bir şey olur, şu oldu, anan öldü, baban öldü. Adam buraya geleyim derken bir de baktın soluğu köyde aldı. Çünkü onun iradesi buraya gelmek hakkında kullanmıştır. Ama o irade onu buraya getiremez. Ancak Allah'ın, çünkü kulun iradesi cüz'idir, Allah'ın iradesi küllidir. İrade-i cüz'iye var, irade-i külliye var. Ama kulun iradesinde de kul mesul olur mu? Olur. Yani adam ne yapmak istedi? İçki içmek istedi. Allah muhafaza etsin. Allah Teala da ona onun sebebini yarattı, imtihan olsun diye. Adam içkiyi içti. Şimdi o diyebilir mi ki Allah istemeseydi içemezdim, öyleyse ben suçsuzum diyemez. Niye? Allah Teala buyuruyor ki senin istemediğin işi ben zorla istetmedim ki sana. Sen öne geçtin. Senin yaratmaya gücün yok ama sebep olmaya gücün var. Ben sana sebep olma imkanı verdim sana. Yaratma imkanı vermedim ama sebep olan sensin. Senin istemediğin bir şey mi sana zorla içirttim? Ama sen içki içmek istemedin. Seni aldılar, bağladılar. Elini kolunu, ondan sonra ağzını açtılar, şarabı içine döktüler. Senin iraden dışında bundan sorumluluğun var mı? Yok. Allah Teala ne buyuruyor? Sen sebep olmadıysan sorumlu da değilsin. Ama sen öne geçip de kendin arzuladıysan da ben peşine yarattıysam imtihan gereği, o zaman da sorumlu sensin. La yüselü amma fal, yaptığından sorulmayan bir Allah var. Ve müselün, herkes sorulacak. Ve sem'i yani her şeyi murad eden kimmiş? Allah'ın muradı olmadan dünyada bir şey olur mu? Olmaz. Peki o zaman bu kadar adam öldürülüyor, bu kadar zina ediliyor, bu kadar kumarlar oynanıyor, faizler yeniliyor, yalanlar deniliyor, bu kadar Müslüman katlediliyor falan filan. Örnekleri çoğaltabiliriz. Bunları Allah mı murad ediyor, murad ediyor mu etmiyor mu? He? He? Ediyor.
Murat ediyor mu ediyor. Niye etmese olur muydu bunlar? Peki murat başka, rıza başka. Peki Allah günahlardan razı mı? Değil ha şimdi bak. Murat etmek başka, razı olmak. Anladınız mı? Türkçe'de murat etmekle razı olmak karıştırılıyor. Halbuki Arapça tabirle irade sadece dilemektir. Rıza hoşnutluktur. Allah Teala buyuruyor ki Estağfirullah. İn tekfuru fe innallaha ganiyun ankum. Hepiniz gavur olsanız Allah'ın size ihtiyacı yok. Ve la yerza li ibadil küfür. Allah kullarının kafir olmasına rıza göstermez. Asla memnun olmaz, hoşnut olmaz. Ve in teşkuru yerza lekum. Ve in teşkuru yerza lekum. Şükrederseniz şükrünüzden memnun olur. Razı olur. Kafir olursanız kafirliğinizden razı olmaz. Ama kafir olmak istiyorsun sen. Allah bunu yaratır mı? Yani bunu murat edip de yaratır mı? İmtihan gereği yaratır. Çünkü kötü işleri yaratmayacak olsa hiçbir imtihan olmaz. Senin isteğine bakar. Sen ne istiyorsan sana onu yapar. Müridül hayri ve şerril kabihi. Hayrı da murad eder, şerri de murad eder. Velakin leyse yadda bil muhal. Hayırdan razıdır, şerden razı değildir. Bu nasıl çok ince iş konuşuyorum şimdi. Bazıları size ehl-i sünnet itikadından çıkartmak için size şöyle uydururlar. Ne derler? Allah kimsenin fenalık yapmasını murad etmez. Bu yanlıştır. Murad etmese onun muradı dışında bir şey olur mu? O zaman demiş oluyor ki Allah istemiyor ama Allah istememesine rağmen adam yapıyor. Adam nasıl yaratıyor? Allah istemese adam yaratamaz. O zaman Allah istiyor. İstiyor demek hikmet, imtihan hikmetine memnun olarak istiyor demek değil. Bir kaide koymuş, bir kural koymuş. Siz neyi isterseniz ben imtihan olarak sizin iradenizin peşine onu yaratacağım. Size yaratacak gücü vermedim ama sebep olacak iradeyi, cüziyeyi verdim. İrade-i cüziye inkar edilemez. Efendi Hazretleri çok anlatırdı bu meseleyi. Kul sebep olur, kesbeder, kasiptir. Allah halk eder, yaratır, haliktir. Kasip mesuldür, sebep olan, kesbeden, kazanan, halik, yaratan, mesul değildir. Çünkü o senin isteğine bağlıdır. Eğer sen istemeden o bir şey yarattıysa, onu sana soruyor mu? Onu sana sormuyor. Anladın mı? Zorla hiç ittiler. Zorla tecavüze uğradın. Sana zina ettin gibi sorar mısın? Niye sorsun sana? İraden yok ki orada senin. Bunları doğru anlayın. Birileri sizi saptırabilir. Allah'ın irade sıfatını devreden çıkartmak isteyenler olur. Öbür mezheplerde böyle çünkü. Ve sem'i. Allah'ın işitme sıfatı var. Peki bu kamil midir, mükemmel midir? Mükemmeldir. Nasıl işitir? Oo. Her şey işitir. Vallahu semi'un alim. Kur'an'da çok geçer. Her şeyi işitir. Her şeyi bilir. Hatta bizim işitmemiz için ne lazım? Bizim işitmemiz için çok uzakta olmayacak. Çok yakında olmayacak. Çok yakından böyle bur diye bir bağırırsan bunu kulağın zarı patlatır. Onu da duyamaz. Bir mesafe lazım o oradan duyması için. Peki adamın içinden geçirdiğini duyabilir mi? Duyamaz. Biz duyabilir miyiz? Duyamayız. Allah duyar. مَا اَكُنُ مِنْ نَجْوَا ثَلَاتًا. Üç kişi diyor fısıldaşsalar illa var abim. Dördüncüleri benim. Efendim dört kişi fısıldaşsa beşincileri benim. وَلَا اَدْنَا مِنْ ذَلْكِ وَلَا اَكْتَرَا. Daha az olsun, daha çok olsun. İlla ve مَعَهُمْ. Hep onlarla beraberim. اَيْنَ مَا كَانُوا. Her nerede olurlarsa, yerin dibinde de olsalar, uzaya da çıksalar. İşitirim ne demek? ثُمَّ يُنَبِّيُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kıyamet günü yaptıklarını onlara bir bir haber veririm. İşitiyorsam uygulamaya sokacağım. Sen niye böyle konuştun? Onun hesabını soracağım Allah. İşitmesi böyle. Karıncanın ayak sesini işitiyor mu? Karanlık gecede. Ondan sonra dümdüz kayanın üzerinde bir karınca gidiyor. Sen onun yanında olsan da kulağını dayasan duyamazsın. Allah onun ayak sesini duyar. Duymadığı bir şey yok. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ. Biz insanı yarattık. وَنَعْلَمْ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini de biliyoruz. Ya içinden geçeni biliyor. Hiç diline gelmeden. اِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى. Sırrını biliyor, içinde ne var. اَخْفَى, daha gizlisini de biliyor. Ne demek?
bir dakika sonra, bir saniye sonra aklına ne geleceğini. Şu anda mesela benim içimde ne var? Ben onu bilebilirim ama bir saniye sonra içime ne düşecek ben de onu bilemem. Bir bakıyorsun hiç ummadığım bir şey aklıma geliyor. Mevla ne yapıyor? O şu anda gizlediğini biliyor. Biraz sonra aklına ne gelecek onu da biliyor. Sen onu da bilmiyorsun. Çünkü ve nehenü ekrabu ileyh min hablil verid. Biz kulumuza şah damarından daha yakınız ama bu yakınlık mesafe manasında değildir. Şah damar neresi? Ha burası. Benim şah damarıma stent taktılar. Benim haberim yok. Tıkanmış. %95 tıkanmış. Az daha beynim felç olacak. Haberim yok. Doktor oradan dedi. Bir ses geliyor buradan dedi. Ya sıkışma burada. Git bak bakalım. Allah. Öbür doktorlar da diyor ki sana biraz sürtüneyim. Ne şanslı adamsın diyor. Her tarafın felç olmadan kurtulmuşsun. Kalbi şun. Ya nerede kurtulacağım ya. Bir şeyden haberim yok. Bir doktora gidiyorum diyor. Şuna git. O ona git. Bu buna git. Çıktı kaç kere böyle. Hiçbir belirti de yok. Mesela. Yani damarım tıkanıyor. Haberim yok. Film çekmişler, boru nasıl sıktın sıktın tıkanmış, ufacık yer kalmış oradan kan gitmeye çalışıyor. 95 tıkanmış, şah damarı ya. O görüyorum filmde onu oradan. O zamana kadar olmuş, ben neredeyim? İşte bak, senin damarından haberin yok, kalbinden haberin yok, ciğerinden haberin yok, böbreğinden haberin yok. Ben sana şah damarından daha yakınım, ne demek şimdi anladım. Hepsini o yönetiyor, o tıkatıyor, o açıyor. Allah bu Celle Celaluhu. Vel basari, görme sıfatı var Allah-u Teala. Peki nasıl görüyor? Kayanın içindeki karıncayı görüyor. Musa Aleyhisselam'a ne dedi? Sana bir acayip mucize göstereyim mi? Buyur ya Rabbi. Vur asanı şu kayaya. Vurdu çıktı bir kaya içinde. Vur ona da bir kaya. Kaç kayanın içinden bir kayanın içinden çıktı bir karınca. O karıncalar yaşıyor oralarda. Kurbağa bile yaşıyor. Sübhane men yarani. Beni burada göreni tesbih ederim diyor karınca. Ve yarifu mekani. Yerimi de bileni. Vesmu kelami, zikrimi de işiteni. Ve erzukuni ve lansani. Beni unutmadan rızkımı gönderen Allah tespit etmişti. Allah budur. Şimdi denizlerin okyanusu 3000 metre yer var diyorlar. Bunun dibinde şu anda görüyor. E şu anda karanlık. Allah karanlık olur. Karanlık neymiş? Aydınlık neymiş? Allah'ın görmesi için bizim gibi sebepler lazım mı? Bizde de görme var. Noksan sıfat. Allah'ta görme var. Kamil sıfat. Neden? E şimdi bizim görmemiz için çok uzak olmayacak. Çok yakın olmayacak. Gözümüzü görebiliyor muyuz? Ancak aynaya bakınca. Neden? E göz çok yakın. Gözünü nasıl göreceksin? Çok yakını göremiyorsun. Çok uzağı göremiyorsun. He? Karanlıkta göremiyorsun. Göz mü görüyor? Allah gördürüyor. Öbür türlü köründe badem gibi gözü var. Görmüyor. Katarak geldi. Şu geldi bu geldi. Tamam. Senin hiçbir şeyin yok. Sağlam görüyorsun. Karanlık oldu zifir karanlık. Gör bakalım niye göremiyorsun? Karanlık gelince dağları göremiyor. Güneş ışık parlayınca iğnenin ipliğini iğnenin ucundan geçiriyor. Sebeplere muhtaç. Ama Allah hiçbir esbaba muhtaç değildir. Görüyor, her şeyi görüyor. Celle şanu celle celal. Görmediğim şey yok. Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Allah basirun. Allah basirdir. Ne demek? Basar sahibi. Ne demek? Gözle değil. Allah görür, gözle değil. İşitir, kulakla değil. Anladınız mı? Yani Allah'ın bizim gibi gözü var mı? Kulağı var mı? Aklı var mı? Beyni var mı? Haşa ve kella. Onlar noksan sıfatlardır. Bizim gibi sonradan yaratılanların evsafıdır. Onların hepsi eksik kalır. Mevla uzuva muhtaç değil. Vel basari, görüyor. Yaptıklarınızı görüyor Allah. Gizli yaptıklarınızı görüyor. Yorgan altında yaptıklarınızı görüyor. Gece karanlığında yaptıklarınızı görüyor. Yerin dibine, mağaraya girseniz orada yaptığınızı görüyor. Denizin içinde yaptıklarınızı görüyor. Ya büneyye, Lukman-ı Hakim oğluna vaazlarında. Ey yavrucuğum! İnneha intekum izkale habbetin min kardelin. فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمَاوَاتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَط۪يفٌ خَب۪يرٌ Ey oğlum diyor, Lokman suresinde geçer bu ayet. Senin yaptığın bir iş, bir amel, hardal tanesi ağırlığınca olsa, o kadar ufak görünmez. Ve sen o işi yaparken bir koca kayanın içinde olsan, yahut göklerin üstünde olsan, yahut yerlerin merkezinde olsan, Allah onu bulur getirir mahşerde mizanına koyar diyor.
Çünkü Allah latif, ilmi her yere ulaşır. Kendi görünmez her şeyi görür. Habir, her şeyden haberdardır. İşte o ilim sıfatına da racidir, görme sıfatına da racidir. Hepsi birbirine, birbiriyle birleşir. Vel kelami, konuşma sıfatı Allah'a aittir. Kelam, konuşmak. Allah-u Teala konuşuyor mu? Konuşuyor. Kur'an'da var mı? Ve kellemallahu Musa teklima. Allah Musa ile konuştu diyor. Salavatullah ala nebine al-mecmain. Peki Allah'ımız konuşur. Ezelden konuşur. Peki Allah'ın geride hiç konuşmadığı bir zaman var mı? Yok. İleride konuşmayacağı bir zaman var mı? Yok. Ezelden ebede konuşur. Devamlı emirler verir, yasaklar verir, haberler verir. Tamam. Peki dil vasıtasıyla mı konuşur? Haşa. Harfle mi konuşur? Haşa. Sesle mi konuşur? Haşa. Harften münezzeh, sesten münezzeh. Peki. Bu kelam-ı kadim Hazreti Kur'an bize geliyor. Bizim okuyoruz onu harflerle, seslerle biz okuyoruz. Mevlamızın kelamı harften, sesten münezzehtir. Ahirette inşallah kendisi Kur'an okuyacak. Cennete girenler de dinleyecek. Gökleri yerleri yaratmadan 2000 sene evvel Taha suresini Allah okudu. Ve Yasin suresini okudu. Melekler o zaman vardılar, onlar dinlediler. Melekler Kur'an'ı duyunca Tuğba li ecvafin tehmilü hâdâ. Bu sureleri ezberleyecek akıllara müjdeler olsun. Ve Tuğba li esnedi tetekellemu bihâdâ. Bu sureleri okuyacak dillere müjdeler olsun. Daha o zaman bizi melekler müjdelediler. İnne ehlel cenneti يَدْخُلُونَ عَلَى الْجَبَّارِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ Cennet ehli her gün Cebbar Teala'nın ziyaretine iki kere girecekler. Mevla makyandan münezzeh. İstediği yerde ziyaretini kabul eder. İki kere cennete giren her gün ziyaret nasip olacak inşallah. فَيَقْرَوْ عَلَيْمُ الْقُرْآنِ Allah Teala kendi kelamıyla, bak kendi sesiyle demiyorum, bak ses başka bak. Kendi kelamıyla onlara Kur'an okuyacak. Cennette Kur'an dinlemek var. Hem de Allah'ımızdan dinlemek var. O nasıl bir zevk olacak, Allah Allah. Onu feyda semi'u kennehum lem yesma'u kavl. Allah'ın okuduğu Kur'an'ın kelamı kadimi duydukları zaman sanki dünyada hiç Kur'an duymamışa dönecekler. Nereden duymuşlar? Hangi hafız okuyabilir onu? Şimdi cenneti kaçıran neyi kaçırdığına üzülsün. Allah'ın cemalini ziyaret var, onu kaçırdığına mı? Allah'ın Kur'an'ını dinlemek var, onu kaçırdığına mı? Bu zevkler dünyada yaşanmamış, hiçbir zaman yaşanamaz. Bunlar insana kendini unutturuyor. Allah'ı gördüğü zaman köşkünü, sarayını, ailesini unutuyor zevkten. Arkadaşlar, 3-5 paralık zevkler için bu zevkleri, ebedi zevkleri satmayalım. Satmayalım, dünyayı alıp da ahireti satmayalım. Biraz sabır, ölüm yaklaştı, sabır biraz. İftarımız ölmekle tamamdır. Haram kalmayacak. Öldüğün zaman haram var mı da? E bu imtihan burada. Biraz dişimizi sıkalım. İşte ben size vaaz ediyorum da kendim sanki çok frenim tutuyormuş gibi. Benim gibi gafil adam, dediğini yapmaz adam. Yani size dediğinden ne fayda olur bilmem ama siz yine ben doğru konuşuyorum. Dediğime bakın siz. Ben yanlış konuşmuyorum. Dediğime bakın, yaptığıma bakmayın. Keşke dediğim gibi yapabilsem ben. Yani hiç dünyadan bir pay, bir lezzet ahiretin önüne geçmemeli yani. Ama Allah'ın serbest ettiği hazlar, zevkler dünyada vardır, meşru o başka. Ama haramdan nasip almamalı. Oradan bir nasip bırakıyorsun demektir. Yazık olur. Ama tevbe kapısı açıktır. Hiç tevbesiz durmamalıdır. Hiç istiğfarsız durmamalıdır. Ondan sonra el kelam, kelam sıfatı ve tekvin, tekvin sıfatı, tekvin ne demek? Tekvin Allah'ımızın Celle Celaluhu efendim icat sıfatıdır. Tekvin var etmek demektir. Kün feyekun, ol dedim olur. O da künde harflen sesden kef nunu telaffuz etmez. İradesi taalluk eder. Bir şeyi yara innema emru idarade şeyen Yasin'in sonunda Allah bir şeyin olmasını dilediği zaman onun emri nedir? En yekûle lehu. O şey eder. O şey ne? O şey henüz yok olan bir şey. Dikkat! Sen var olan bir şeye laf anlatamıyorsun. Akıllı olana, işitene laf anlatamıyorsun. Allah kime emrediyor? Yok olan bir şeye. Şu anda öyle bir şey yok. Mesela dünya var mıydı? Yok. Gökler, yerler var mıydı?
Şimdi bu yokluk canibindeyken Allah istedi ki bu olsun, değil mi? Ne emrettim diyor. Kime emrediyor bunu şimdi? Yok olan bir şey emrediyor. Biz var olana, canlı olana emredecek anlatamıyoruz. Ve lafımızı geçiremiyoruz. O yok olana laf anlatıyor. Yoka ne diyor? Kün. Ama bizim gibi kaflan nunlan kün demiyor. Onun olmasını istediği andan kinaye bu zikrediliyor. Feyekûn. O birden hemen oluveriyor. Bir anda istese dağ oluyor. Bir anda istediği yerde deniz oluyor. Bir anda istediği yerde bulut oluyor. Bir anda istediği yer kuruyor. Bir anda. An meselesi. O anda yani bizim saniyelerimizle hesap edilmez. İradesinin yok olan bir şeyin varlığına veya var olan bir şeyin hal değişikliğine taalluk etmesi, ilgilendiği anda o arzu bitti. Bu tekvin yani icat. Bizde de sanatlar var mı? Şimdi bu sıfatlar kime aittir? Allah'ımıza aittir. Bunlar kamil sıfatlardır. Bunların sureti kimde? Hepsi bizde. Niye biz Allah'ımızın tam aynası olabiliyoruz? Yaratıklar içerisinde Allah'ın aynalığını yapacak bir tek kim var? İnsan var. Melek bile yok. Melek Allah'a tam ayna olabilir mi? Olamaz. İnsan? Olur. Niye? Halakallahu Adem ala sureti. Allah Adem'i kendi sureti üzere yarattı diyor hadis-i şerif. Bu ne demek hoca efendi? Allah'ın şekli mi var? Haşa. O şu demek, kendi sıfatlarının suretlerini kime vermiş? İnsana vermiş. İnsanda dirilik var mı? Bilmek var mı? İşitmek var mı? Görmek var mı? Arzulamak var mı? Gücü yetmek var mı? Konuşmak var mı? Bir sanat, hüner çıkartmak var mı? Var. Ama bunların hepsi nedir? Allah'tan emanettir, nakıstır, eksiktir ve surettir. Yani ama bununla bize neyi anlatıyor Mevla? Kendinde olan kamil sıfatların örneklendiriyor. Allah'ın hayat sıfatını anlamak istiyorsan kendi diriliğine bak. İlmini anlamak istiyorsan ilmine bak. Ha seninki bunun bir numunecidir, örneğidir, noksanıdır, eksiğidir ama yine o bütün olan, o mükemmel olan, o noksansız olan sıfatın da bir misalidir. O misal sana aslını anlatıyor, hatırlatıyor. Anladınız mı? Çok ince bir iş. Burada başlayamadık ki. Şu anda okuduğumuz yer bir satır. Ama şimdi ben buradan aşağı hesabıma göre gitmeye kalksam bu iki saati bulur. Ama bunlar lazım mıydı? Allah'ın sıfatlarının sekizini de saydık mı? Saydık. Sayıyoruz. Hayat, dirilik, ilim, bilmek, sem' işitmek, basar, görmek, İrade, arzu etmek. Kudret, gücü yetmek. Kelam, konuşmak. Tekvin, icat etmek. Var etmek bir şey. Anladınız mı? Bizim itikad risalemiz var. Ehl-i sünnet itikadı diye. Küçük bir risale. Onu ezberlemeniz farz. Onda ben bunları kısaca yazdım. Kafanızda kalması açısından çoluk çocuk hepsi ezberlesin. Çocuk onu papağan gibi küçükten ezberler. Anlamasa da ezberlesin. Büyüyünce ezberleyemiyor. Büyüyünce anlar ama ezberleyemez kolay. Onun için çocukken ezberletin, büyüyünce anlaması. Anlayış çağına gelince anlaması doğal olur. Anladınız mı? Bu sıfatları böyle sayacaksınız. Allah'ımızın kamil sıfatları var. Ondan sonra tabii diğer sıfatları da var. Değil mi? Efendim, sıfat-ı zatiyesi var, sıfat-ı zibutiyesi var, sıfat-ı izafiyesi var. Vücut, var olmak. Kıdem, evveli olmamak. Hiç. Beka, sonu olmamak. Vahdaniyet, bir olmak. Muhalefetül havadis, sonradan yaratılan hiçbir şeye hiçbir bakımdan benzememek. Kıyam bir nefsi, kendi zatıyla kendi başına durabilmek. Ondan başka hiçbir şey kendi varlığıyla duramaz. Hep onun varlığına muhtaç. Bu da kaç sıfat? Altı sıfat. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet. Muhalefetül havadis, kıyam bir nefsi. Bir de sıfat izafiyesi var. İzafiyesi yani yaratıklarına nispetle onları kullanıyor. Çünkü o yaratıklar olmadan onlar devreye girmez. Bunlar öyle değil. Bu saydıklarımızın hepsi kendi zatında sabit. Ama dört sıfat da var, o biz olmadan düşünülemiyor o. İhya, diriltmek. E şimdi diriltince tabii o meydana çıkıyor. İmate, öldürmek. Tahlik, yaratmak. Terzik, rızıklandırmak. Bunlar da yaratıklarına yönelik sıfatlarıdır. Efendim bizle meşgul olan, bize taalluk eden taraf... Bizi diriltiyor, öldürüyor, yaratıyor, rızıklandırıyor işte. Allah'ımızın sıfatları. Şimdi ve yukalül yâdî sıfâti semâniyeti. Bu sekiz sıfata ne deniyor? Sıfâtün hakîkiyetün. Allah'ın hakiki sıfatlarıdır. Hakiki ne demek? Haktır, hakikattir, gerçektir. Mecazi anlam yok, kinaye yok, bir şey yok.
gerçek manada Allah'ımızın 8 sıfatı varsa bu da hayat, ilim, sem'i, besar, irade, kudret, kelam, tekvin sıfatlarıdır. 8 tanedir. Allah-u Teala doğru anlamaya, doğru inanmaya muvaffak eylesin. Amin. Şimdi siz kardeşler efendim devam edersiniz. Devam ettikçe de daha ne ilimler alırsınız inşallah. Şimdi dinleyenlerimize ilan ediyorum. Arifan dergisinin yeni sayısı çıktı. Bunda en mühim mesele Allah rızası için insaf ile okumanızı rica ettiğim Muhammed Avvame hocamızın gelip burada yaptığı konuşmanın çok güzel bir tercümesini yaptık burada. Bu sizin hayatınız boyu size lazım olacak ufuk açacak. Ehli sünnette ufkunuz olacak inşallah. Bu çok büyük bir alim. Bunlar böyle herkesin anlayacağı seviyeden konuşur ama derin manalar konuşurlar. Şimdi bu konuşmayı uğraştık, ettik. Kaset dökümlerinden tercüme ettik, çevirdik. Türkçesini anlayacak. Çünkü vaaz dili başka, yazı dili başka. Şimdi konuştuğumu yazıya döksen çok değişik cümleler çıkıyor, devrik. Biz bunlara çok emek verdik. Bir de burada size bir iki tane dua tavsiye etti. Ne olur dedi, bunları dedi ezberleyin dedi mesela. Bir tanesi, ya Rabbi kalplerimizi kaydırma. Bunu dedi namazda okuyun dedi. Efendi Hazretleri selam vermeden her namazdan sonra önce okurdu bunu. Selam vermeden namazın sonra, Rabbena atina'dan sonra. Rabbena la tuzigh kulubena, bunu yazdık. Ondan sonra dedi sabah namazından sonra mutlaka şu duayı okuyun, ezberleseniz iyi olur dedi. Bir hadis alimi size tavsiye etti. Nedir? Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a. Ya Rabbi bana faydalı ilim ver. Ve rizkan tayyiba, işe çıkacağım sabah helal rızık ver. Ve amelen mütekabbüle, bir de namazlarımı, ibadetlerimi, zikirlerimi kabul edilmiş amel yap. Bu duada burada, bu sayfelerden bunları ezberleyin. Secdede yapılacak bir dua var. Onları da okuyun. Bu yazıyı size Allah rızası için tavsiye ediyorum. Çok önemli ilim var. Bir de kardeşler şimdiden duyuruyorum. Bugün dinlersiniz. Yarın efendim bir dahaki haftalar irtibatı kesersiniz. Mahrum olursunuz. Ben de üzülürüm diye. Dua olarak sonunda önümüzde ne var? Zilitçenin sonu var. Sene sonu ve sene başı duaları. Bu derginin en sonundadır. Efendim burada bir dua var. Bu duayı her kim okursa sene sonu. Yani ne gün oluyor söylüyorum size. 16 Aralık. Burada yazmışım. 16 Aralık Çarşamba. Bismillahirrahmanirrahim. Arapçasını yazdım. Harekeledim. Sizin okuyacağınız şekilde. Bunun kitaplarda yoktu. Onun için mecbur yazdık. Kim bu duayı okursa şeytan ne diyor? Bir sene yoruldum, bütün günahları işlettim, zahmet çektim. Bu dua ile beraber sene sonunda hesabı sıfırladı, beni mahvetti diyor. Bir seneyi sildirir bu dua. Besmele, salavat ve çok önemli bir dua. Ondan sonra 20... Ne oldu bu şimdi? Niye öyle oldu ya? 16 Aralık diyor, bu yanlış yazmış buraya. 29 Aralık olmaz ki o. Sene başı dua, sene sonuyla sene başı sene sonundan bir gün sonra gelir. Burada tarihte bir sıkıntı var. Bunu bir inceleyin bakın. Siz ona bakacaksınız. Ne diye bakacaksınız? 29 Zilhicce yazıyor. Takvim Zilhicce. 29 ne demektir? Senenin sonu demektir. Tamam mı? Onu bakın bakalım, 16 Aralık'a mı geliyor? He? Yok şimdi 16'dır o demek ki de. Ertesi günü şeyine, Muharrem'in biri ne gün? Takvime acil bir bakın bana söyleyin. Her halükarda Muharrem'in biri ne demek? Hicri yılbaşı. Orada sene başı duası var. Bu duayı efendim okuduğunuz zaman bu dua ile Muharrem ayının evvelinde 3 kere okunduğu zaman nesi Muharrem'in? Biri. O zaman burada dergide hepiniz bunu gün olarak söylüyoruz. Birinci yazılan doğru. 16 Aralık Çarşamba sene sonu duası okunacak. 16 Aralık Çarşamba. Mutlaka okuyun, bir seneyi sıfırlayın. Ertesi günü sene başı zaten. Mübarek yani bir gün sonrası. Burada 17 Aralık olacak. Bu 29 yazılmış yanlış. Arapçası doğru yani. Hicri 1 Muharrem. O doğru da. Burada bir matbaa hatası var. Ne olacak o zaman? 17 Aralık. Ne günü oluyor? He? 16 Aralık Çarşamba mı? Tamam, o zaman çarşamba sene sonu duası okunuyor, perşembe. Burada o yanlış bırakılmış. 17'si perşembede sene başı duası mutlaka okursanız şeytan diyor ki biz bu kişiden ümidimizi kestik.
Allah ona kendisine sene boyunca koruyacak iki melek görevlendiriyor. Onu muhafaza ediyor o iki melek. Bu da sene başı duasıdır. Şahabuddin Sureverdi Hazretleri sene başında efendim aşure gününde üç kere bu duayı okusa hatta ölmekten emin olur, eceli takdir edilse bu duayı bu şekilde okuması nasip olmaz. Ondan sonra Muharrem'in ilk günü neler okunacak, yapılacak? Aşure gecesi neler yapılacak? Aşure günü neler yapılacak? Bunların hepsini Arapçalarında yazdım ki şu anda benim çıkarttığım bir kitapta bunlar yok. Kitaplarımın hiçbirinde bu konuyu işleyemedim. Olmayınca ben bunu kürsüden söylesem kafanızda kalmaz. Dergi bize imkandır. Aşure günü namazı var, neler yapılacak? Hasta, bir sene hasta olmamak istiyorsun. Bir sene. Aşure günü burada bir şey var derginden sonunda. Bunu diyor, yap diyor, kitabın kaynağını verdim. Bir sene hastalık olmayacak Allah size. Ondan sonra aşure günü bir dua var. Bütün Evliyaullah'ın isimlerini, kitaplarını yazmışız. Bunu da her kim efendim okursa aşure günü 7 kere okuyacak. Sübhanallah mil'el mizan. Böyle Arapçasını yazdım. Sizin okuyacağınız açık bir harflerle. Her kim bunu mesela okursa diyor 7 kere o sene ölmez diyor. Ya nasıl ölmez? Eceli geldiyse okuyamaz diyor. Eceli geldiyse okuyamaz. E ben okumadımsa bu sene ölecek miyim? Öyle mi dedik şimdi? Mübarek kaç senedir okumuyorsun, yaşıyorsun. Biz ne diyoruz şimdi? Okuyan ölmez demek, okumayan ölür demek değildir ki. Mübarek. Ama Allah'ın izniyle bir sene muhafazası var. Bu büyük evliyanın dualarında vardır. Bu sene, bu ay dergi çok yüklü dualarla hem yıl sonu, hem yılbaşı, hem aşure amelleri, namazları, duaları sonunda doludur. Daha birçok ilimlerle doludur. Yazarların, kıymetli hoca efendilerin, efendim, özellikle bu yılbaşı geliyor, melanet, toplumsal isyan. Tali Hoca'nın yazısı var. Cevat Akşit Hoca Efendi'yle röportaj yapılmış, kıymetli bir herifet alim, neler söylemiş mesela. Bunlardan hep istifade edersiniz. Bütün millete de ulaştırın. Kimi seviyorsanız Allah rızası için onlara da haber edin. Bu duaları günlerini geçirmesinler. O ikinci yanlışı da bakın da. 16 doğru, 17 doğru. 16 sonu, 17 başı olarak tespit edin inşallah. Ve böylece efendim Allah-u Teala hayırlı seneler nasip eylesin. Bu seneyi de hayırla bitirmeye muvaffak eylesin. Rabbimiz Tebareke ve Teala cümlemi sevdiği, razı olduğu kullarına, dostlarına ilhak eylesin. Amin. Yine Arifan Dergisi aileyle ilgili bir sayı çıkartıyor bundan sonra. Hanım kardeşlere, hanım yazarlar, hoca efendiler yazıyorlar. Ondan da herkes okuyup istifade etsin. Alsınlar inşallah. Bir de Deccal'la ilgili bir CD çıktı. 9 saatlik sohbet tek CD'de kaydedildi. Ama hakikaten merak ettiğiniz bütün konular 9 saat ayet hadis birikimi içerisinde. Bu da iman meselesidir. Deccal'ı inkar etse adam yoktur dese Allah muhafaza imandan çıkanma tehlikesi var. Mütevatir hadisleri inkar etmiş olur. Şimdi Deccal internettir, televizyonu bir şeyler uyduruyorlar. Hakiki Deccal'ı unutturuyorlar. Ha Deccal çıktı geçti gitti diyorlar. Bunlar ehli sünnete göre itikadı bozuk adamlardır. Deccal kimdir? Allah şerrinden muhafaza etsin. Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar Deccal'dan büyük şer yoktur buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 5 vakit namazda sana Deccal'dan sığınırım diye dua etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin bu kadar önem verdiği, bu kadar hadis beyan ettiği bir konuyu böyle eğlenceye, oyuna almak imanla bağdaşmaz. Bu ciddi bir itikadi meseledir. Eşrat-ı saatten, kıyamet alametlerinden. Bunu da herkes dinleyelim, dinletelim, her yere ulaştıralım. Bunları Arifan efendim yayınlarından, dergi, radyo, hepsi bir arada şimdi aynı yerden sizin efendim telefonlarınıza cevap veriyorlar inşallahurrahman. Soru cevap meselesine de başlayacağız. Yalnız numara değişti. 3454'de soru yazıp boşluk bırakılarak ulaştırılacak. İnşallah Allah bize kuvvet verirse Rabbimiz Tebareke ve Teala suallerinize cevaba muktedir eyler inşallah. O derste de faydalar oluyor. Allah Teala dinimizi güzel öğrenmeyi, ehli sünnete göre inanmayı, dört mezhep içerisinde kalmayı, mezhebimize sahip çıkmayı ve Rabbim fukahanın beyanına göre amel etmeyi ve tasavvuf ehli velilerinin beyanlarına göre ihlas kazanmayı, her yaptığımızı da sırf rızası için yapmayı cümlemize nasip eylesin. Bu dünyadan alacağımızı almayı, ahirete büyük nasiplerle çıkmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Amin.
diyen dillerinizin harici hümden azad eylesin. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren ve elhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve selleme ve alihi ve ashabihi ve meşâhına kâfe ve lâ ruhu ruhu. Efendim bağımız khâs olsun ve lâ ruhu. Envâtil envâtil müslümin envâtil cemaatil hâdırîn. Hep dinleyenlerin, nerelerde dinliyorlarsa, hepsinin geçmişlerimizin ervahı için. Buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resul. Asker polislerimizden şehit olanların bizi korumak vazife uğrunda ve müminin-i müminattan şehit olanların ruhları için. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resul. Bizi evvelden beri dinleyip şimdi kabirde yatan bizden hediye bekleyen bütün seven cemaatlerimizin ervahı için. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resul. Allah'ım hediye eyledik, ulaştır ya Rabbi, kabirlerini nur eyle ya Rabbi. Azapları varsa kaldır ya Rabbi. Hayırlı hediyeler bize de böyle gönderenler arkamızdan nasip eyle ya Rabbel alemin. Ruhları için El Fatiha.